Gelecekte avokadonun Alanya'nın muzdan bile öncelikli birinci sıradaki ürünü olacağını düşünüyorum açıkçası. Merhabalar, Doktor Ali Güler ben. Drag & Drop kanalında avokado anlatacağım size tekrar. Artık gündemimiz biraz avokadoya dönüyor. Bu bir avokado ağacı. Gördüğünüz gibi çok büyük değil henüz. Zannederim 5 yıllık bir ağaç, öyle diyeyim. Bu has türü avokado. Gördüğünüz gibi puturlu. Aslında dünyada en çok tutulan avokado türlerinden birisi. Biraz daha geççi, henüz küçük boyda. Bunlar yetişecek, büyüyecek. Daha sonra hasat zamanına gelecek. Şöyle şuralara bakarsanız oldukça iyi, verimli. Orta küçük boy bir meyve. Çok lezzetli. Dayanıklılığı oldukça yüksek. Yıl seçmeyen bir tür diyebiliyorum. Şimdi avokadonun çok türü var. Tabii, avokadonun biyolojisi biraz ilginç. Avokado hermafrodit bir bitki. Hem erkek hem dişi çiçeği içeren bir bitki. Ama kendi kendine döllenmesi oldukça az. Bazı türlerinde biraz daha fazla olabiliyor ama genellikle meyve alabilmek için iki ayrı türün birlikte ekilmesi lazım, birbirini dölleyebilmesi için. İki ayrı tür derken de İki ana sınıfı var avokadonun. A ve B grupları var. Bu iki türün birisi sabah erkek, birisi dişi çiçekleri açık. Öğleden sonra da erkek çiçekler kapanıyor birisinde. Dişiler açılıyor, diğerinde dişiler kapanıyor, erkekler açılıyor. Daha doğrusu aynı anda açık olan çiçekler birinde erkek, birinde dişi oluyor. Dolayısıyla A ve B grubu avokadoları birlikte ekmek gerekiyor. Birbirini dölleyici olarak kullanmak gerekiyor. Avokado yine buza benzer klimakterik bir meyve. Yani ağaçtayken olgunlaşmıyor. Daha doğrusu belli olgunluğa ulaştıktan sonra hasat ediyoruz. Fakat yenecek hale gelmesi için bir müddet daha dışarıda beklemesi, olgunlaşmanın devam etmesi gerekiyor. Bu bir avantaj. Raf ömrünü uzatan, pazarlama kolaylığı sağlayan bir özellik bu. Avokado aslında günümüz ticaretine, internet üzerinden pazarlanmaya en uygun meyve diyebilirim muzla birlikte. Çünkü hasat ettikten sonra kargoyla gönderebilecek kadar bir süresi var. Artı yükte hafif, pahada ağır bir meyve. Yani sonuçta oldukça kompakt bir yapısı var. Az miktarda bir avokado, küçük boyutlu bir kutuya konulduğu zaman belli bir ağırlıkta avokadoyu göndermek mümkün. Avokado yine muz gibi tropik, subtropik bir meyve. Üretmek için oldukça özel iklim şartları gerekli. Dona karşı duyarlı. Bazı türleri her ne kadar soğuğa biraz daha duyarlı dense de genellikle sıfırın altında -1, -2 derecelere kadar dayanıklı. Ondan sonra ağaç zarar görmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla da uzun süreli don olmayan yerlerde üretmek mümkün. Muz da böyle ama hatta muz belki avokadodan daha duyarlı soğuğa. Ancak muzda örtü altı üretim yaptığımız için ısıtmayla bu sorunu aşmak mümkün. Muz şu anda Türkiye'nin birçok yerinde ve bütün Akdeniz kıyısında üretmek mümkün iken avokadoyu bu kadar geniş üretmek mümkün değil. Alanya, Gazipaşa, Anamur tarafı avokado için en uygun yerler. Bazı diğer yerlerin mikroklimatik bölgeleri, kıyı bölgesinde, arkası kapalı bazı bölgelerde üretmek mümkün olabilir. Ama muzun üretildiği kadar yaygın üretmek avokadoyu mümkün değil. Ben avokadonun geleceğini Alanya açısından oldukça iyi görüyorum. Özellikle Alanya'da avokado çok daha ilerleyecek. Kaldı ki şu andaki üretimin de büyük bir kısmı Alanya'da yapılmakta. Çünkü Alanya'da arazilerimiz eğimli, engebeli. Muz üretimi için, sera yapımı için çok fazla harfiyat gerekirken avokadoda bu harfiyat çok gerekli değil. Araziyi olduğu gibi kullanmak mümkün. Daha az masrafla muza göre avokadoyu üretmek mümkün. Gelecekte avokadonun Alanya'nın en önemli ürünü, muzdan bile öncelikli birinci sıradaki ürünü olacağını düşünüyorum açıkçası. Yine avokadonun bir avantajı, ihracat potansiyelimiz var. Çünkü dünya nasıl üretiyorsa avokadoyu biz de öyle üretiyoruz. Meksika'nın üretim maliyetleriyle bizimki de aynı. Belki işçilik maliyetleri birazcık değişik olabilir. Ki belki oralarda bizden işçilik birazcık düşük olabilir. Onun haricindeki maliyetlerimiz hemen hemen aynı. Oldukça su isteyen bir meyve. Ancak taban suyunu bu da çok sevmiyor.
Şöyle biraz yürüyelim. Bahçenin içine doğru. Ağaçlar zaman zaman yıl seçebiliyor. Dolayısıyla bazı türlerde meyve çok daha az, bazı türlerde daha fazla. Şu gelirsek şunları görelim. Bu bir fuerte türü. Fuerte şu anda en yaygın ekilen tür Alanya'da. Ama dünya piyasaları için hasım daha iyi olacağını düşünüyorum. Bura karışık bir bahçe. Zeytininden portakalına, avokadosuna, limonuna. Oldukça karışık bir bahçe. Şöyle yakın çekersem burada da yine fuerte tipi avokado meyvelerimizi görüyoruz. Bunlar hasata biraz daha yakın. Bazıları hasat edilebilir durumda. Bunlar hasat edilebilir durumda. Fuerte'nin de çeşitleri var. Bu birazcık daha farklı bir fuerte. Gördüğünüz üzere biraz daha ince bunu. Bu gördüğünüz ağaçlar 2 yaşında. Yeni tesis ettiğimiz bir bahçe burası da. Buradaki ağaçlar da ilk 2 yıl pek ürün almadık. Aslında ilk 2 yılında da meyve veriyor. Fakat biz o meyve çiçeklerini düşürdük. Meyve vermesini engel olduk. Çünkü fidanların büyümesini istiyoruz. Biraz daha fidanlara beslemek için meyvesini almadık. Önümüzdeki sene hafif hafif meyve almaya başlayacağız. Ağaç başına 3-5 meyve alabiliriz ama çiçeğin fazlasını yine düşürürüz. Daha sonraki senelerde 5. yıldan sonra daha ticari bir hale gelir diye düşünüyoruz. Evet. Mucize meyve. Avokadoya uzak doğuda butter fruit diyorlar. Tereyağı meyvesi diyorlar. Çünkü içeriği yağa benzer. Yumuşak. Kimi yerde timsah armudu deniyor. Türkiye'de Amerikan armudu da deniyor. Ama artık avokado ismi tamamen oturacak diye düşünüyorum. Ana vatanı Meksika, Orta Güney Amerika. Dünyada üretimi, ticareti çok fazla. Muzdan sonra en çok ticareti yapılan meyve diyebiliyorum. Dünyadaki ihracatçı ülke Meksika. En büyük ihracatçı ülke Meksika. Amerika oldukça büyük üreticilerden birisi ama aynı zamanda büyük tüketici de. Üretimine rağmen dışarıdan da satın alıyor. Meksika'dan ihracatın büyük bir kısmını Amerika alıyor. Amerika'nın Kaliforniya bölgesi avokadodan oldukça zengin. Ve Kaliforniya'nın zenginleşmesinde de çok önemli etkisi olduğu söylenir avokado için. Biliyorsunuz Kaliforniya aynı zamanda Amerika'nın en zengin eyaleti olarak biliniyor. Ve sadece tek başına dünyadaki ilk 7-8 ekonomiden birisi diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Son yıllarda. Evet. Şimdilik bu kadar diyeyim. Teşekkür ederiz.